Herkese merhaba. Ben Oğuzhan Çolak, Excel eğitmeni. Muhteşem bir video ile sizlerin karşısındayım. Bu videoda sizlere Excel'in içerisindeki Copilot'tan bahsedeceğim. Copilot artık Excel'in içerisinde geliyor ve sizler de ücretiyle birlikte satın alabilirsiniz Copilot'ı ve Excel'in içerisindeki Copilot'la neler yapabileceğinizi bütün detaylarıyla sizlere bu videoda anlatacağım ve birlikte örnekler yapacağız ve Copilot artık iş yapış şekillerimizi kökünden değiştirecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle Copilot'a nasıl sahip olabilirsiniz ondan bahsetmek istiyorum. Copilot'a sahip olabilmek için Microsoft'un iş sürümlerine sahip olmanız gerekiyor. Bunlar hangileri peki? Bakın ekranda görmüş olduğunuz Microsoft 365 iş ekstra, Microsoft 365 iş standart, Office 365 E3, E5, Microsoft 365 E3 ve E5 sürümlerine sahip olmanız gerekiyor. Bunlara sahip olduktan sonra da yıllık $360 lisans ücreti var sevgili arkadaşlar. Sadece yıllık alabiliyorsunuz ya da 3 yıllık alabiliyorsunuz. Bunlardan birine sahip olup $360 da ödedikten sonra Copilot'ı Excel'in içerisinde ve diğer bütün Microsoft programlarının içerisinde kullanabiliyorsunuz. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Peki Copilot'ın avantajları neler? Neler yapabiliyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum şimdi size. Birlikte uygulamalar yapacağız. Copilot şu anda yalnızca İngilizce dili için geçerli durumdadır. Yani sadece İngilizce promptlar yazarak sonuçları elde ediyoruz ama muhteşem sonuçlar veriyor. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve yapacağımız uygulamaları, özellikle en sonda yapacağımız zor uygulamayı ne kadar kolaylıkla yaptığını gördükten sonra gözlerinize inanamayacaksınız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi gelin birlikte ilk uygulamamızı yapalım. Bakın böyle bir veri dizinimiz var. Microsoft Copilot'ta çalışmak için de mutlaka verileriniz tablo tasarımında olmalı. Ondan bahsetmek istiyorum. Bakın tablo tasarımını nasıl çeviriyorduk? Herhangi bir hücreyi seçtikten sonra kontrolle birlikte Lüleburgaz'ın L'sine basarak verilerinizi tablo düzenine çevirebilirsiniz. Ya da giriş home sekmesinin altında tablo olarak biçimlendirden de istediğiniz bir tanesini seçip tablo olarak biçimlendirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi tablodan bir hücreyi seçtikten sonra bakın şunu soracağım ben ona. Türkçesini önce okuyacağım. Excel'de D2, D27 hücrelerinde sipariş tutarlarım var. Bu değerlerin arasında yok ifadeleri var. Aralarında hatalı değerlerde olan bu aralığı nasıl toplayabilirim diye soracağım. Fakat bunu İngilizce olarak soracağım. Eğer İngilizce bilmiyorsak ne yapacağız? Bunu buradan kopyalayacağız. Bakın burada da reklam değil ama sizlere muhteşem bir yapay zekalı çeviri aracından bahsetmek istiyorum. DeepL'dan bahsetmek istiyorum. Bakın DeepL'da ilgili Excel'deki verilerimi kopyaladıktan sonra bakın buraya yapıştırıyorum. Anlık olarak mükemmel bir şekilde çeviri yapıyor ve bunu da Copilot'ta kolaylıkla kullanabiliyorum. DeepL'ı kullanmanızı tavsiye ederim. DeepL'ın yazılımı da bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Şimdi dönelim Excel'e. Şimdi İngilizce promptu buradan kopyalıyorum. Ctrl C ile geldim. Tablomdan bir hücreyi seçtim ve Copilot ikonuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi Copilot menüsü açılıyor. Burada ask a question or make a request about data in table dedi. Buraya yapıştırdım promptumu. Enter diyorum ve şu anda bakın üzerinde çalışıyor. Ve vereceği sonucu hep birlikte izleyelim ve neler yapabiliyor Copilot bunu görelim. Bakın insert column diyor. Bunu kolon olarak ekleyin diyor. Bakın geldim buraya insert column dedim. Yanına bütün değerler olarak ekledi ama doğru bir şekilde sonucu buldu. 641.698 olacak şekilde yokları çıkartıp yandaki değerleri topladı ve bana buraya yan sütuna hepsini getirdi. Muhteşem bir şekilde doğru çalıştı sevgili arkadaşlar. Şimdi bu örneğimizden sonra geçelim diğer örneğimize. Hemen geliyoruz. Bakın Excel'de bir tablom var ve bu tablomdaki verilerimi analiz etmek istiyorum. A sütununda müşterilerim var. B sütununda sipariş durumu açık kapalı verilerim var. C sütununda da sipariş miktarı verilerim var. D sütununda ise sipariş tutarı verilerim var. B sütunundaki açık kapalı ifadelerine ait toplam sipariş tutarını içeren bir pivot tablo nasıl oluşturabilirim? Dikkat edin, otomatik olarak pivot tablo oluşturacağım. Şimdi İngilizceye çevirdiğim promptumu kopyalıyorum Ctrl C ile tablodan bir hücreyi seçtim. Geldim Copilot'a yapıştırıyorum. ve prompt ediyorum enter'a basarak. Şu anda üzerinde çalışıyor ve analyzing your data, bakın verilerinizi analiz ediyoruz şu anda diyor. Gördüğünüz gibi pivot tabloyu oluşturdu otomatik olarak. Şimdi burada bitirdikten sonra dikkat edin, add to a new sheet diye bir şey çıktı. Buna tıkladığımda yeni bir sayfa oluşturdu ve benim istediğim açık kapalı ifadelerine ait pivot tabloyu otomatik olarak oluşturdu. Benim başka ekstra herhangi bir şey yapmama gerek duymadan, ihtiyaç duymadan mükemmel bir şekilde sonucu bana getirdi sevgili arkadaşlar. İnanılmaz şeyler oluyor. İş yapış şekillerimizin tamamını değiştirecek. Şimdi bir diğer uygulamamıza geçelim sevgili arkadaşlar. Uygulama 6'ya geçiyorum. Bakın burada da şunu soracağım. Excel'de D sütununda sipariş tutarları yer alıyor. 20.000'in üzerindekilerin %5'ini al. Diğerlerinin %3'ünü alarak hesaplamak istiyorum. Nasıl bir formül kullanmalıyım diyorum. Bunun da İngilizcesini hemen buradan kopyalıyorum Ctrl C ile. Tablodan bir hücre seçiyorum ve Copilot'a yapıştırıyorum promptumu. Enter diyorum. Bakın Copilot'ta ilgili değerlerimi şu anda analiz ediyor, verilerimi tanımlıyor ve bana sonucu verecek sevgili arkadaşlar. Bakın sonucu verdi. Insert column dediğinizde direkt olarak benim istediğim bu özelliğe göre iç içe eğer formülü yazdı ve gördüğünüz gibi sonuçları bana muhteşem bir şekilde getirdi. 20.000'in üzerindekilerin %5'ini aldı. Diğerlerinin ise %3'ünü alarak sonuçlarımı bana buraya getirdi arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde doğru çalıştı ve dediğim gibi artık Copilot yapay zeka aracı iş yapış şekillerimizi kökünden değiştirecek. Şimdi gelin birlikte bir uygulama daha yapalım. Geliyorum buraya. Bakın buradaki promptuma bakıyorum. Excel'de D sütununda sipariş tutarlarım yer alıyor. 30.000'in üstündekilerin %5'ini, 20.000 ile 30.000 arasındakilerin %10'unu, kalanların ise %2'sini bulmak istiyorum. Nasıl bir formül kullanmalıyım diyorum. Bakın geldim buraya. İngilizce promptumu kopyaladım. Geliyorum. Yine Copilot'a prompt ediyorum ve Enter'a basıyorum. Şu anda Copilot'ta benim bu işlemimi önce dataları anlıyor. Sonra formülü oluşturuyorum diyor. Ve gördüğünüz gibi yine insert column dediğimizde otomatik olarak benim istediğim şekilde, bakın 20.000-30.000 arasını %10'u olacak şekilde, 30.000'in üstündekilerin %5'i olacak şekilde gördüğünüz gibi sonuçlarımı verdi ve bana yeni bir kolon olarak buraya ekledi. Muhteşem. Tek tek oturup formül yazmak zorunda kalmayacağız artık. İç içe formüller yazmak zorunda kalmayacağız arkadaşlar. Hadi gelin son uygulamamızı da yapıp videomuzu tamamlayalım. Bakın burada muhteşem bir konu var. Bu muhteşem konuyu önce sizlere açıklamak istiyorum. Diyorum ki Excel'de A sütununda ürün numaralarım var. B2 ve G2 hücreleri arasında müşteri isimlerim yer alıyor. B3 ve G17 arasında da müşterilere ait satış değerlerim var. Her bir satıştaki en yüksek satış yapan müşteriye ait ismi buraya yazdıralım diyorum arkadaşlar. İngilizce promptumu yine geldim buradan Ctrl C ile kopyalıyorum. Copilot'a tıklıyorum ve bakın Copilot'u açıyorum. Prompt ediyorum İngilizce yazımı. Şu anda üzerinde çalışıyor ve bana bir sonuç verecek. Bakalım sonucu doğru verecek mi arkadaşlar? Bana doğru bir şekilde bunu oluşturmamı sağlayacak mı? Generating formula, evet oluşturdu. İndis ve kaçıncı formüllerini kullanıp MAC formülünü de kullanarak bakın ilgili işlemi gerçekleştirdi. Insert column dediğimde bakın şu daha öncekini silelim ve gördüğünüz gibi her bir satırdaki en yüksek satış değerine ait müşterimin ismini buraya yazdırdı. İlgili formülde yazdı. Artık formül yazmakla uğraşmamıza bile gerek kalmıyor arkadaşlar. Bakın son uygulama gerçekten muhteşem bir uygulamaydı. İç içe bir sürü formül yazdı ve sonucu bana buraya %100 doğru olacak şekilde yeni bir sütunda getirdi. Copilot bütün Microsoft programlarındaki iş yapış şekillerimizi kökünden değiştirecek değerli arkadaşlar. Şimdi size Copilot'ın son olarak PowerPoint'te nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Şunu soracağım ben Copilot'a, bana sürdürülebilirlikle ilgili 10 sayfalık etkileyici bir sunum hazırlar mısın dedim. İngilizcesini buradan kopyaladım. Şimdi PowerPoint'e geçiyorum değerli arkadaşlar. Bakın PowerPoint sayfamı açtım. İlk slide eklemek için tıklayın diyor. Ben eklemeyeceğim. Copilot'a tıklıyorum. Şimdi Copilot geliyorum, Copilot'a yapıştırıyorum. Bakın PowerPoint'teki Copilot'a yapıştırdım. Enter'a bastım. Sürdürülebilirlik, yani sustainability ile ilgili 10 sayfalık etkileyici bir sunum hazırlamasını istedim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek bana. PowerPoint'teki Copilot. Bakın hazırlıyorum diyor. Hala üzerinde çalışıyorum diyor. Dikkat edin, PowerPoint'teki Copilot Türkçe yanıt veriyor bize. İşte bu. Sustainable Transportation. Buradan birinci slayttan itibaren gördüğünüz gibi 10 sayfalık bir sürdürülebilirlik slaytı hazırladı ve hazır bir şekilde artık kullanabiliriz. Buradaki değerleri, yazıları değiştirip ya da resimleri istemiyorsak da resimleri değiştirip tasarımımızı istediğimiz şekilde düzenleyip kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Copilot'la tasarım hazırlamak da çok kolay artık. Buradaki değerlerimizi değiştirip istediğimiz gibi sunumları hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiz ve muhteşem sunumlar yapabileceğiz değerli arkadaşlarım. Copilot'ı diğer uygulamalarda da nasıl kullanacağımızla ilgili önümüzdeki günlerde sizlere videolar çekeceğim. Muhteşem şeyler bizi bekliyor. Özellikle Excel'de. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.